1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Evet efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, evet. Sağ olun. Allah razı olsun. COVID-19'a nasıl mücadele veriyorsun? Vallahi yani evdeyiz, bir yere gitmiyoruz. Hani çıktığımız zaman da zaten maske takıyoruz. Mümkün mertebe evde çıkmamaya çalışıyoruz. Temizliğe dikkat ediyoruz. Hani el yıkamaya, ev temizliğine dikkat ediyoruz. Akrabalarla gidip gelmiyoruz. Evet. Şu anda Avrasya Hastanesi. Şu anda Avrasya Hastanesi'nde bu hastane
eltimi getirdik biz. Onun boğazında nödüller var. Burada biyopsi yapılacak. İşte ameliyat olacak. Onun için doktoru burayı istediği için mecburen biz de burayı tercih ettik. Yani peki, doktorun isteğiyle oldu. Evet, tam sizlerine geldi. Peki şöyle girdiğiniz zaman bir bayan gözüyle nasıl gördünüz hastaneyi? Vallahi ilk defa geldim bu hastaneye. Güzel yani, temiz. Şu anda nasıl hastanesindeyiz? Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Çünkü doktorum çok iyi, bayağı iyi. O yüzden güvenilir. Ve gayet güzel ilgileniyorlar her konuda. O yüzden yani. Tavsiye eder misiniz? Tabii ki. Zaten çok arkadaşıma tavsiye ediyorum. Benden sonra gelen arkadaşlarım da oldu. Gelmeye de devam ediyorlar. O zaman geçmiş olsun. Teşekkürler. COVID-19'da nasılsınız? Mücadele evde kalarak ediyorum. Evde kal diyorum hepinize. Çocukluğu ya çok zor. O zamanki çocuklar televizyon bile yoktu. Benim çocuklarımın zamanında. Evet. Otururduk onlarla. Biz oyun oynardık. Yerde bir sehpa falan. Biz de oynarlardı. Bahçeye çıkar. Arkadaşlarla gündüz oynarlardı. Şimdi çocuklar, ben bir yerde oturuyorum. Dünya güzel bir site. Yeşillikler. Çocukların elinde telefon, balkonda oturuyorlar. Ya bilgisayar masanın üstünde. Oyun oynamayı bilmiyorlar. 3 tane havuz var. Havuza gitmiyorlar. Şimdi çocuklar da çocuk değil yani. Bu bilgisayar, telefon hiç sorma. Peki şu anda tabii çocuklarımızı da kendimizi de bütün ebeveynler kendisini COVID-19'dan koruyor. Dünya koruyor COVID'den. Peki siz kendinizi nasıl muhafaza ediyorsunuz? Vallahi işte böyle. Zaten hiçbir yere gitmemen, 6 ayda tedavi görüyorum burada. Evet. Her gün buraya gelip gidiyorum. Şu aralar artık biraz seyrekleşecek. Öyle koruyorum yani. Sosyal mesafenize dikkat ediyorsunuz. Tabii maskenizi zaten görüldüğü üzere kullanıyorsunuz. Doktor hatta sizlerle bu konuştuğumu görse kızar bana. Çünkü hemen çık hastaneden diyor bana. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Valla kocam talebesiydi benim doktorum. İş ameliyat olma durumu falan vardı. Tavsiye üzerine geldik. Evet. Ha, şu anda ameliyata gerek görmediler. İşte kemoterapi, ışın tedavi aldım. Şimdi yeni bir tedaviye başlayacağız. Bakacağız, kaderde ne yazılmışsa olacak, yapacak tavsiye bir şey. Tavsiye eder misiniz hastaneyi? Vallahi ederim. Gerçi ben çok sıkıntı çektim. Nereden geliyorum biliyor musun? Ta Güzelce'den. Büyükçekmece'nin üstünden 2 saat geliyorum. 2 saat gidiyorum. 20 dakika ışına giriyorum. Bu her gün. Kemoterapi haftada, bu her gün. 3 ay böyle gittim geldim. Yani hastane olarak bana çok uzak ama herkese tavsiye ederim doktor olarak. Peki efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hastane çok güzel, temiz. Doktorları, hemşireleri çok iyi. Allah razı olsun, ilgileniyorlar. Çok şükür iyi yani, beğendik hastaneyi. Evet, tabii dünyanın mücadele verdiği, evet. COVID-19'da Türkiye'miz de etkilendi, ülkemiz de etkilendi, bizler de çok etkilendik. Peki, kendinizi nasıl koruyorsunuz? Valla kendimizi kolonya, maske takarak, dışarıda maskesiz gezmiyoruz. Evet. Eve gittiğimiz zaman üstümüzü başımızı çıkartıyoruz, bu şekilde. Tabii şu anda da bir bebeğiniz oldu. Evet, bebeğimiz oldu. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Tabii onun için de çok hassas bir evet, dönem. Aynen. Maskesiz gezmiyoruz, evet, elimizi yıkıyoruz devamlı, evet. Şimdi evimizi çıkarsak zaten evde imkanlar daha iyi olur. Evet. Hastane imkanları da güzel yani, Allah razı olsun, temiz. İnsanlar geliyorlar, ilgileniyorlar. Tavsiye eder misiniz kızı? Tabii ki. Benim kızım zaten hep buraya geldi. Doğumunu da burada yaptı. Peki efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. ...1999 yılında... dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey İnsan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse,
insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımızı bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda çocuklarımızın hastalıklarından bahsedeceğiz. Mevsim hastalıklarını konuşacağız. Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanımız uzman doktor Ersin Sarı bizlerle birlikteler. Mevsimsel hastalıklar nelerdir? Çocuklarımızı hastalıklardan nasıl koruyacağız? Ersin Hocam'dan dinliyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Mevsim hastalıkları şu dönemde ishal salgınları çok fazla oluyor. Hava değişikliklerine bağlı olarak bir solunum yolu enfeksiyonları daha sık görüyoruz. Bir de mevsim olarak alerji mevsimi başladı. Ona bağlı işte burun tıkanıklıkları, saman yazısı gibi bulgular da gelebiliyor hastalar. İshal dediniz hocam. Peki ishal nedir? İshal salgınlarını duyuyoruz. Evet. İshal büyük tuvaletinin çocukların normalden daha farklı yapmasına ya da günde 4-5 defa büyük tuvaletini yapmasına biz ishal diyoruz. Her zaman su gibi olması gerekmiyor. Bazen aileler ama işte yumuşak ama rengi işte su gibi değil diye geldikleri de oluyor. Normal kıvamından ve renginden ve normal ritminden farklı bir büyük tuvalet yapıyorsa bunu ishal olarak değerlendiriyoruz. Mevsim olarak hem viral enfeksiyonlar ishale sebep olabiliyor. İşte rotavirüs gibi ona benzer viral enfeksiyonlar hem de gıda bu sıcak havalarda çok çabuk bozulabiliyor. Dışarıda beklemiş gıdaları tüketebiliyor çocuklar. Onlara bağlı ishaller çok gözüküyor. Bir de havuza, denize gidiyorlar maalesef. Yani şu dönemde oradan da enfeksiyon
çıkma riskleri çok yüksek, sıvıdan yani sulardan kapabiliyorlar. Onlara bağlı olarak gelişen bağırsak düzensizliğini biz ishal olarak kabul ediyoruz. İshalli olan çocuklarda genellikle ateş bazılarında oluyor, bazılarında ise sadece ishalli kusmayla kendini gösterebiliyor. Mevsim hastalıkları şu son dönemde COVID-19'la benzer bulgularla ortaya çıktığı için aileler biraz panik olabiliyorlar ama bunları bu dönemde biz gördüğümüzden dolayı aileleri bilinçlendirmek gerekiyor. İşte söylüyoruz da bu şikayetlerimiz zaten beklediğimiz şeyler, tetkikler yapılabiliyor. Kan değerlerine bakılıp büyük tuvaletinin mikroskopik olarak incelenmesi ve daha ileri tetkikler yapılması gerekiyorsa onlar yapıldıktan sonra tedavisi başlanıyor. Aile işte diyeti konusunda bilgiler veriliyor. Sıvı kaybını önlemek için işte beslenmesine çok dikkat edilmesi. Özellikle küçük bebeklerde anne sütünü ısrarla söylüyoruz. Her büyük tuvaletinden sonra belli bir süre beslenmesini muhakkak istiyoruz. Sıvı kaybı takibini nasıl yapacaklarını söylüyoruz. Eğer böyle küçük bebeklerde ise ağız kuruluğu olmuş olması, işte bıngıldak dediğimiz fontanelin çökük olması, derinin renginin böyle canlılığını kaybetmesi ya da büyük küçük tuvaletinin miktarında azalma olması gibi şeylere dikkat etmelerini, eğer böyle bir şeyle karşılaşırlarsa da hemen gelmelerini söylüyoruz. Normal bir ritimden, yani normal bir süreçten farklı seyrederse ishal, o zaman daha ileri tetkik, koronavirüs açısından değerlendirmek amacıyla bir üst devlet kuruluşuna ve çocuklarımızı refer ediyoruz. Çocuklarda da COVID-19 görülebiliyor değil mi? Kesinlikle görülüyor. Yani çocuklar hatta daha tehlikeli. Evet. Çok ağır da seyretmedikleri için anlaşılmayabilip etrafındaki herkese de çok çabuk bir şekilde bulaştırabiliyorlar. Çocuklarda da COVID-19 görülebiliyor. Evet, çocuklarda da görüyoruz. Çocuklarda büyüklerden bir tık daha farklı olarak COVID-19 çok ağır seyretmediği için ama bulaştırıcılığı çok fazla olduğu için çocuklara da olmayacağı anlamına gelmiyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Zaten hatta bu gençlerimizin bizde olmaz mantığının ne kadar yanlış olduğunu şu son dönemde görüyoruz. Hasta sayılarının ne kadar genç yaşlara çekildiğini görüyoruz. Onlara dikkat etmek lazım. Evet, tabii okullar kapalı, evlerde çocuklar online sistemiyle eğitimlerini alıyorlar. Evet. O yüzden ebeveynler çocuklarına dikkat etmeliler mi? Yani aslında bu süreçte çok fazla da dışarı çıkmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Sosyal aileleşmek adına dikkat etmeleri gerekiyor. Kalabalık yerlere gitmemelerini istiyoruz. Dışarı çıktıklarında sosyal mesafeye, işte küçük çocuklarda maske tabii ki çok zor ama büyük çocuklarda takmalarını istiyoruz. Okullarda olmadığı için enfeksiyon inanın çok azalmış durumda. Ama tatil süreci vardı. İnsanlar memleket ya da yaz tatili gibi bir sürece gittiler, geldiler. Ondan sonra tekrar enfeksiyonlar da geri döndüler. Çocuklarda olmayacak diye bir şey söz konusu değil. Çocuklarda da görülüyor. O yüzden de eğer bir şey seyrinde gitmiyorsa, bir enfeksiyon beklediğimizden daha farklı seyrediyorsa her zaman için aklınızda bulunması gerekiyor. Evet. Üst solunum yolu enfeksiyonları dedik hocam. Peki çocuklarımıza görülen üst solunum yolu enfeksiyonları nelerdir? Şu an soğuk algınlığı, nezle, işte orta kulak iltihabı, sinüzit, boğaz enfeksiyonu, onları biraz daha sık görüyoruz. Dondurma malumunuz evet. Çocuklar için çok besleyici ama aynı zamanda enfeksiyon riski de olan bir şey. Dikkatli bir şekilde tüketilirse, alındığı yer dikkatli seçilirse o zaman bir problem olmuyor ama dikkat edilmeden tüketildiği takdirde boğaz enfeksiyonuna sebep oluyor. Çok yüksek ateşle kendini seyrettiriyor. Hatta kendini ifade edebilecek çocuklarda eklem ağrıları olabiliyor. Yine bunlar COVID-19'a benzer bulgular, işte ateşli, eklem ağrısıydı ya da işte vücutta bir kırgınlık hissi olması. Bunda antibiyotik tedavisiyle genellikle toparlıyorlar ve kan değerlerine bakılarak da antibiyotiğin ihtiyacı var mı yok mu onu değerlendirdikten sonra birkaç gün yüksek ateş ve boğaz ağrısı hissettikten sonra dinlenmek, tedaviye uyum sağlamak, ateş düşürücü ağrı kesicilere dikkatli almak yeterli olabiliyor. Soğuk algınlığı dediğimiz işte burun tıkanıklığı, burun akıntısıyla çocuklar gelebiliyorlar. Havalar çünkü biliyorsunuz tamam çok sıcaktı ama klima kullanıyoruz bazen. İşte içerinin dışarının havası birbirinden farklı olabiliyor. Ya da artık hava geceler ve gündüz biraz farklı olmaya başladı.
O gibi durumlarda burun tıkanıklığı o da işte diğer enfeksiyonun başlangıçlarını kolaylaştırabiliyor. Tabii çocuklarımızın dirençli olması için de anne sütünü hep önemsiyoruz hocam. Kesinlikle. Peki biraz anne sütünün öneminden bizlerinize bahsedebilir miyiz? Anne sütünü zaten destekliyoruz. 2 yaşına kadar mümkün olduğu kadar annelerin emzirmesini istiyoruz. İlk 6 ay mümkünse sadece anne sütünü istiyoruz. Bazı durumlar dışında eğer anne sütünü alamayacak da anne sütünü adapte formülleri kullanmalarını istiyoruz. Ama alabildiği ölçüde anne sütü hani işte büyüklerin bir şeyler tattırmalarını falan mümkünse yapmamalarını. Eğer anne sütü çok besleyici devam ediyorsa 6 aydan sonra da ek gıdalara küçük miktarlarda başlanması gerektiğini ailelere belirtiyoruz. Altın standart anne sütü. Onun yerine hiçbir şey tutamaz. O yüzden de onun mümkün olduğu kadar koruyucu özelliğinden dolayı almalarını istiyoruz. Peki annelerimiz de tabii çocuklarına çok hassas davranıyorlar. Ebeveynler çok hassas davranıyorlar. Ve şu süreçte de daha bu hassasiyet 2 kat fazlalaştı. Anne sütünün de birçok hastalığı koruduğunu biliyoruz. Evet. Hangi hastalıkları koruyor hocam anne sütü? Yani şöyle, anne sütü alerjik bünyesi olan çocuklarda koruyucu özelliği var. Bağırsak enfeksiyonlarına karşı koruyabiliyorlar. Yani anne sütü alan çocukların gelişimleri daha iyi olabiliyor. Ve diğer çocukların mamayla beslenen çocuklara göre ya da düzensiz beslenen çocuklara göre vücut dirençleri daha farklı olabiliyor. Vitamin eksiklikleri çok görmüyoruz. O yüzden de anne sütü her zaman için dediğim gibi altın standart ve alabildikleri kadar çocukların anne sütü almasını istiyoruz. Tabii onun belli bir zaman dilimi var mı hocam? 2 yaşına kadar anne sütünü almasını istiyoruz, evet. 2 yaşından sonra zaten... 2 yaşından sonra artık psikolojik olarak yetmez. 6 aya kadar anne sütü tek başına, 6 aydan sonra ek gıdalarla beraber, 2 yaşına kadar da ek gıda artı anne sütü beraber yani tüketmelerini istiyoruz. Tabii çocuklarımız hastalıklardan korunmamız gerekiyor. Evet. Sen hastalıklar dedik hocam. İshal bunların başında geliyor ve solunum yolu enfeksiyonları da ardından evet. Geliyor. Peki daha farklı hangi hastalıklardan koruyabiliriz? Bu mevsim olarak alerjinin de başladığı bir dönemdeyiz. O yüzden de alerjik bulguları olan çocuklar da gelmeye başlıyor. Burun tıkanıklığı, hapşuruk gibi, işte saman nezlesi gibi gözlerde kızarıklık bulgularıyla gelen çocuklar var. Eğer bronşit, alerjik bronşiti olan çocuklarımız varsa öksürük ataklarıyla gelebiliyorlar. Onları da enfeksiyonla karıştırmamak adına önce bir değerlendirip alerji bulgularıyla ilgili düzenli kullanmaları gereken ilaçlar varsa şu dönemde başlanması gerekiyor. Tabii çocuklarımızda da en önemlisi el yıkama alışkanlığını da kazanmamız. Evet, çocuklar gerekiyor. Belki büyüklerden biraz daha duyarlı olduğunu söyleyebilirim. Hakikaten çok yani hastaneye gelen çocuklar da sürekli ellerini yıkıyorlar. Maskelerini çok daha büyüklere göre düzgün takıyorlar ve hakikaten büyüklerden daha dikkat ediyorlar evet. Çocuklar. Çocuklar daha hassas. Evet, daha hassaslar hakikaten bu konuyu sen. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerinizi bize ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Dikkatli olalım. Mesafeye dikkat edelim. El hijyenine dikkat edelim. Maskemize lütfen takalım. Evet. Bunları da atlatacağız inşallah. Evet. Çocuklarımıza tabii sosyal mesafe gerekiyor hocam. Ne kadar çok seversek severim ama uzaktan severim. Evet, evet. Artık hani sosyal mesafeye hepimiz dikkat etmemiz gerekecek. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Evet, kıymetli Kanal M8 izleyenlerimiz, Süper Kapısı programımızda mesin hastalıklarını konuşuyor. Uzman Doktor Ersin Sarı'ya teşekkür ediyorum. Çocuk hastalıkları ve sağlık uzmanımıza sağlıklı günler diliyoruz efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde
24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve röportajlarımıza devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Çocuklarımızı nasıl koruyoruz? Bugün çocuk sağlığı ile ilgili Doktor Ersin Sarı ile röportajımızı yaptık. Çocuklarımızı hastalıklara karşı nasıl muhafaza ediyoruz? Biz oğlumuzu probiyotiklerini ihmal etmiyoruz. Vitaminlere dikkat ediyoruz. İşte beslenmesine özen gösteriyoruz ama çok hareketli bir oğlum olduğu için pek yediğini göstermiyor. Mümkün olduğunca maskeyle dışarı çıkıyoruz. Belirli zamanlarda çıkıyoruz. Temizliğine çok önem veriyoruz. En önemli. Evet, evet. Her şeyi yapıyoruz. Kurallara uyuyoruz kendi adımıza. Çocuklar çok bilinçli. Bütün kurallara uyuyor. Öğretmeninin, doktorunun söylediği her şeyi yapıyor. Biz sıkıntı duymuyoruz şu ana kadar. Çok güzel. Peki COVID-19'la ilgili neler söylemek istersiniz izleyenlerimize? Siz kendinizi nasıl koruyorsunuz? Aynı şekilde temizliğimize dikkat ediyoruz. Her gelen eşyamızı dışarıdan yıkıyoruz. Şimdi gittiğimizde yine bir duşumuzu alacağız, kıyafetlerimizi çıkartacağız. Dışarıya işim olmadığı sürece çıkmamaya çalışıyorum. Evde olduğum için de bu daha kolay oluyor.
özen gösteriyoruz, her şeye özen gösteriyoruz. Yediğimize, içtiğimize, vitaminlerimize, biz de artık takviye almaya başladık bu arada. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani daha başka ne yapılabilir bilemiyorum. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Peki şu anda Avrasya Hastanesi. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Öncelikle doktorumuz Ersin Hanım, tesadüf oldu ve çok yakın olması bizim için iyi. Ben her an elimin altında olmasından dolayı rahatlık hissediyorum kendimde. Herhangi bir durumda hemen koşup gelebiliyorum. Memnunum, güzel ağırlanıyorum. Doktorumuzu seviyoruz. Seviyoruz yani. Elbette tavsiye ederim. Doktorumu çok seviyorum. Her zaman kendi doktorum da burada, dahiliyecim de burada. Ben memnunum. Teşekkür ederim. Peki, geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evde kendimi koruyarak, bugün sadece yeğenim işte doğum yaptığı için dışarıya çıkmak zorunda kaldım. Yoksa genellikle dışarıya çıkmıyorum. Evet. Çok nadir markete, ekmek, kendi ihtiyaçlarımı almak için çıkıyorum. Genelde çıkmıyorum. Çıkacağım zaman da sağ olsun damadımız geliyor bizi alıyor. Evet. Tekrar kendisi götürüyor. Genellikle belediye otobüsünü kullanmıyorum. İnanılmaz kalabalık. Toplu kullanımı. Evet. Araçlarını çok aynen, kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok kalabalık. Dolmuşlar ağza, yani tıklım tıklım. Evet. Bence buna çare bulunması gerekiyor. Hani dışarıda dolanabilirsin, gezebilirsin, ihtiyacını karşılayabilirsin ama belediye otobüsü, metro, dolmuş, bunlara çare bulunması gerekiyor. Çok dolu. Evet, hanımefendiden güzel bir mesaj almış evet. olduk. Kendimizi ne kadar korursak tabii koruyalım. Ki. Hepimizin sorumluluklarını tabii bilmemiz ki. Gerekiyor. Aynen öyle. Yetkililer de burada. Evet. Çözüm üretmeli. Aynen öyle. Benim bir tek sıkıntım bu. Peki şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Tabii sizin de doğumunuz olduğu için, yeğeninizin doğumu olduğu evet. için gelmişsiniz. Peki şöyle baktığınız zaman nasıl gördünüz? Ben çok beğeniyorum. Bütün imkanlar bir de elinin altında. Dinlenme olsun, kendi ihtiyaçların bile olsun hastanenin içinde. Çok hoşuma gitti ve herkese de öneririm. Çok beğendim. Peki efendim, geçmiş olsun. Teşekkür diyorum. Ederim. Çok sağ olun. Evet çocuklar sizin. Evet. Kaç tane? 4 tane Allah'a şükür. 4 tane maşallah. Peki nasıl koruyorsunuz? Nasıl büyüttünüz bebekleri? Valla gördüğünüz gibi çok zor. Çocuk çok zor yani. Çok zor. Tabii elimizden onların... geldiğince bu korona da bizi mahvetti yani. Hasta olmamaları için evet Allah'a şükürler olsun. Elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkür ederim. Nasıl koruyorsunuz çocuklarınızı? Zaten çıkmıyoruz. Evet dışarıya çıkıyoruz. Çocuğum ameliyatlı diye geldik. Bugün normalde çıkmıyoruz. Hiç dışarı çıkmıyoruz. Temize önem veriyoruz. Hijyen kurallarına evet. dikkat ettiğinizi söylüyorsunuz. Sosyal Aynen. mesafe. Evet. Ve temizlik. Temizlik o. Ve temizlik çok önemli. Burada mı ameliyat oldu oğlunuz? Evet. Abdullah'ın burada oldu. Evet. Peki tavsiye eder misiniz hastaneyi? Hastane iyi yani ameliyat da iyi. Doktorumuz da gerçekten çok iyi. Kulak boğaz burun doktoru Ferhat Bey çok iyi yani. Bu ameliyat etti Allah'a şükürler olsun çok memnunuz. Yani önceden çocuğum perişan oluyordu ameliyattan sonra çok iyi Allah'a şükürler olsun. Doktora da teşekkür ediyoruz. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya
manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.